Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim. Bugün sizlerle yine bir sık dikim meyve bahçesindeyiz. Meyve dikim aralıkları 1 metre. Aşı yerleri 20 santim ile 60 santim yükseklikte. Meyve bahçelerinde yabancı otla mücadeleyi soruyordu daha önce bazı izleyicilerimiz. Bu meyve bahçesinde kışın yabancı otla ağaçların altına gelen bölümünde kimyasal mücadele yapılmış. Bahçenin diğer kalanında ise mekanik otla mücadele yapılıyor. Yani otlar biçiliyor. Şimdi yabancı otlarla mücadele kimyasal, mekanik veya biyolojik üç şekilde yapılabiliyor. Biyolojik neyle olur? Sümüklü böcekler olur, koyunlar olur, keçiler olur. Yani otları yiyebilen hayvanlar olur. Ancak burada onları saldığınız zaman ağaçlara zarar verebileceği için ot biçme makinalarıyla, çim biçme makinesiyle buradaki otlar biçiliyor. Ağaçların altına gelen yerleri de mekanik olarak biçmek isterseniz küçük benzinli tırpanlar var ya, onlarla biçebilirsiniz. Dolayısıyla ağaçlarınızla yabancı otlar su mücadelesi yapmaz. Aynı zamanda hastalık ve zararların da orada barınmasını engellemiş olursunuz. Normal şartlarda bu ağaçların dipleri kışın ve baharın hafiften bir toprak işleme yapılmış olsaydı, hem biz önceki sezondan kalan hastalık ve zararlarla mücadele edilmiş, hem de insan sağlığı için çok da faydalı olmayan ot ilaçları kullanılmamış olurdu. Bizim tavsiyemiz ve önerimiz, çiftçilerimizin mümkün olduğu kadar üreticilerimizin ot ilacı kullanmaması. Ancak bulunduğum bölgede işçilik pahalı olduğu için otlarla kimyasal mücadele yapılıyor. Diğer aradakilerle de mekanik mücadele yapılıyor. Fidanların dipleri hiç işlenmiyor. Aralarda hiç işlenmiyor. İşlenmiyor derken sürülmüyor. Çapa makinesi, işte kaz ayağı veyahut da yaylı pulluklarla hiçbir şekilde toprak işlemesi yapılmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siz de bahçenizde işçilikten tasarruf etmek istiyorsanız, hem budamada, hem ilaçlamada, hem de toplamada, hasatta kolaylık olsun diyorsanız, birim alanda daha çok meyve elde edebilirsiniz. Hem meyvelerinizin kalitesini kontrol edebilirsiniz. Dolayısıyla karlılığınızı arttırırsınız. Bu şekilde alçaktan taçlandırmayla, sık dikimle veriminizi ve gelirinizi arttırabilirsiniz. Burada ortada beton direkler var arkadaşlar. Bunların topraktan yukarıdaki kısmı 4 metre ve aşı yerinin hemen üzerinden bir tel geçiyor. 2 metreden bir tel, 3 metreden tekrar bir tel geçirilmiş. Şu anda 3 sıra tel var arkadaşlar. Bu tellere de ağaçlar kargılar yardımıyla bağlanmış. Bakın şurada kargı tele tutturulmuş. Daha sonra 8 şeklinde plastik iple elma ağacı kargıya bağlanmış. Yine burada bir tane var. Şurada bir tane var. 3, 4 ve 5 arkadaşlar. Şu anda meyve fidanlarının boyu, meyve bahçesindeki ağaçların boyu
Yaklaşık 4 metre direğe kadar ulaşıyor, ulaşacak. 3 metreyi geçmişler arkadaşlar. 4. metrenin içerisinde. Bu siyah plastikler sert plastik. Meyvelerin gövdelerini kışın tavşan ve benzeri kemirgenler tarafından kemirilip tahrip edilmesin diye herhangi bir önlem alınmamış. Kışın hayvanlar ağacın gövdesini kemirmiş. Sonra arkadaşımız soruyor. Benim ağaçların gövdelerini komple her tarafını bir şeyler kemirmiş. Tavşan veya başka bir kemirgen ne yapabilirim? Yapacak bir şey yok. O kemirilmeden önce yapabilecektin. Az bir yer olsa ağaç o yara yerini kapatabilir. Ancak böyle toprak seviyesinden 40 santim, 30 santim, 60 santime kadar olan mesafeyi hayvanın ulaşabileceği yeri korursanız hayvan kemiremez. Arada böyle bazen kabuk soyulur veyahut da aşı tutmadığı zaman kabuğu alıp atsanız bile aşı yerine ne yapıyor? Otlar mekanik olarak biçiliyor demiştim. Bakın yerlerde görüyorsunuz. Otlar biçilmiş vaziyette. Bu şekilde arkadaşlar sık dikim yaptığımızda direk arası mesafe 8 metre. Siz kendi bahçenizin toprak yapısına göre bu aradaki mesafeyi daha da uzatabilir veyahut da kısaltabilirsiniz. Ağaçlar meyveye bindiği zaman gövdesini kırmaması için bu şekilde kargılara, kamışlara bağlamanız gerekiyor ve daha sonra da tele tutturmanız gerekiyor ki yük hem kamışa hem gövdeye hem de tele binsin. Sağa sola yatmaması için de bu sıra telleri, sıra üzeri telleri çekmeniz gerekiyor mutlaka. Sıraların başındaki direkler ise bu şekilde yaklaşık 60 derecelik açı yapacak şekilde yere saplanmış vaziyette. Ve sıra üzerinde, sıranın en sonunda bu şekilde burada yine bir açılı, sıraya doğru olacak şekilde 45 derece açılı bir tane demir kazık var. Ucunda halkası ve bu halkadan sıranın başındaki ve sonundaki direkler bu şekilde çelik tellerle bu halkalara geriliyor. Şimdi sıra üzerine bakalım. Sıra üzeri de bu şekilde. Artık sık dikim bir meyve bahçesinin nasıl tesis edileceğini gördünüz. Buna göre siz de elmanızı, armudunuzu, kirazınızı veya ne istiyorsanız hangisini bu şekilde sık dikim ve alçaktan taçlandırarak meyve elde edebilirim diye düşünüyorsanız sizin için hangisi ekonomik olacaksa onun tesisini yapabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp duygu düşüncelerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilir, bildirim zilini açabilirsiniz. Her nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler, başarılı yetiştiricilikler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.